Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere en son güzel bir şekilde 2 saatte 600 puan kasmıştık. Bugün etkinlik sona erdi. Şu etkinliği bir aradan çıkartalım bakalım adam geçmiş mi ne yapmış. Ha bu etkinliği tamamlamışız 150 puanı tamamdır. Burada bir tane şampiyon turnuvası var. Buna gerek yok zaten. Bizim şey ne oldu normal. Ha daha bu bitmemiş arkadaşlar. Bir gün 4 saatlik bir zaman dilimi var. 408 puandayız. Büyük bir ihtimalle 750 puan yaptığımız zaman sezon görevlerinde şey alıyormuşuz herhalde. Artı 75 elmas alıyormuşuz. Bu 750 puan da tamamlasak güzel olur diye düşünüyorum. Tabii kendi fikrim ama boşu boşuna gitmesin. Elmasımızı da almış olacağız. Arkadaşlar bugün ne yapacağım? Şöyle bir ücretsiz paketimiz bir alalım. Normal gene maçlarımıza devam edeceğiz. Maçlar biraz sıkıntılı olmaya başladı diyebilirim. Artık hiç normal rakip gelmiyor. Hep yüksek rakipler atıyor artık oyun. Ücretsiz bir tane şarkımız var. Şu şarkıyı çevirmek istiyorum. Bakalım bu şarkıdan da neler çıkacak. Şöyle güzel bir şey çıkartabilirsek güzel olur. Bakalım şöyle bir paket çıkartabilirsek de olur. Klon kaleci zaten 2-3 seferdir falan bundan geliyor ama klon kaleci de iyidir ya. Şöyle hemen kapatıyorum. Maçın oyuncusu var. Bu maçın oyuncusunu yapsam mı hemen oynadan yapıp yapmama konusunda biraz kararsızım. Arkadaşlar elmas var. Elması da yapabiliriz. Onu yapalım ya. Yaparız bunu da. Şu anda yapmayalım. Şey yapalım arkadaşlar. Elmas kumbaramız var. Başka şu karakteri bir değiştirmek istiyorum. Evet, bunu da bu arada yükseltebiliyormuşuz. Bunun var mı bir şeyi? Neydi bunun ismi? Muhafızın kartı varsa eğer ki kullanabiliriz. Evet, muhafız şöyle bakıyorum. Maskeli iskeleti artı 8 boyut gelmiş. Güzel. Maskeli iskeleti yükseltebiliriz. Onun haricinde evet herhalde yok. Boğa, El Matador. Güzel şeyler çıkarmışız aslında da daha tam yerinde değil. Arkadaşlar şu bizim şu karaktere geçmek istiyorum. Şöyle gördüğünüz üzere 66 gerçekten 64. Bu arada 30. seviyenin paketini açtım bugün. Ondan da efsanevilerden şöyle bir karakterler çıktı ama çok manyak karakterler 72 gücü falan var. Bundan bir çıkartabilirsek 10 numara falan olur da. Bakalım bunu nasıl çıkartacağız çok merak ediyorum. Neler olacak neler bakalım. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle 1-2 tane maç atmak istiyorum sizlere. Maskeli iskeletin yeteneklerinden 7 tanesini ayarlamışız. Var mı kazanabileceğimiz bir yer? Şu etkinliğe bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Puan turnuvası ne zaman bitiyor? Evet, bir günlük bir süre zarfı var. 180 puan daha kastığımız zaman ne kadar ediyor? 780, 788 falan ediyor. O kadar kasmaya gerek var mı diyeceğim de zaten onu kastığımız zaman 20-30 puan falan kalıyor. Onu da aradan çıkartmış oluruz. Şöyle hemen bir güç satın aldım. Valla bu güçler bizi bitirecek zaten de. Bakalım. Evet, şöyle etkinlik karakteri değil, etkinlik karakterini değiştirdiler. 60 kaç gücü vardı bunun ya? Gücünü de unuttum. Arkadaşlar artık hep aynı güçlerde rakip falan veriyor. Hani daha düşük bir şey aldığınız zaman maalesef sıkıntı oluyor, kaybediyorsunuz. Evet, şöyle 1-0 yapmayı başardı arkadaş kendisi ama bunun gücü yüksekti diye hatırlıyorum ama tabii gene bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir yerden vuruş çekeceğiz de. O keşke girseydi ne güzel olurdu var ya. Evet 1-1 olmayı başardı. Bakalım neler olacak. Evet yerden bir vuruş bekliyorum ama yerden bir vuruş gelmedi. Şöyle üstten 2-1 yapmayı başardım. Özel güçleri açıyorum. Bir sıkıntı olur mu diye. Evet 3-1 oldu. Özel güçleri açmak için tam zamanıdır diye tahmin ediyorum ama. Evet 4-1 arkadaşlar özel güçleri açacağım. Sadece biraz bekliyorum. Evet keşke açsaydım ya. Evet 5-2 oldu.
Bundan sonra açar mı diye bekliyorum da boşa da gitmesini istemiyorum çünkü gerçekten sıkıntı olmaya başladı güçler. Evet, şöyle bekliyoruz arkadaşı. Bu arada 100 puan kolay kasılır ya. Yani yaklaşık bir onu da bu akşam ayarlarım herhalde büyük bir ihtimalle arkadaşlar. O yönden de sıkıntımız yok. Evet, adama bir anda bir şey oldu herhalde de. Bakalım özel güç falan açarsa arkadaşlar. Evet, 6-3. Artık bu saatten sonra da aşmaz diye tahmin ediyorum ama çifti falan varsa çift golü falan belki açabilir diyeceğim de artık gerek kalmadı. 8-3 oldu zaten. Bu maçı da kazandık dostlarım. Şöyle bir arkadaş da sürekli zıplıyor da bir sürekli zıplamak sıkıntı. Yani 10'a 3 oldu zaten, artık yapacak pek de fazla bir şey yok. 10'a 4 maç kazandık dostlarım. Bu arada reklamsız hemen tak diye de gelecek, o da güzel oldu. Bu arada 27 leveliz dostlarım, 30 seviyede az kaldı, onu da yakın bir zamanda oluruz diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar bugün pek fazla maç yapmayacağım. Ben etkinlik sonlandıysa demiştim de daha sonlanmamış. Yapacak bir şey yok. Burada ne varmış? Aslan Savaşçısı ne veriyor? Burada değişik paketlerimiz var. Evet, bir günlük puanlar veriyor. Bunlar da acayipmiş ha, bir günlük falan. Değişik. Evet, mavi bot var. Bu neymiş ya? 54 TL mi? Bir tane bot. Bu arada artı 12 şut mu veriyor? Şuna bir bakmak istiyorum dostlarım ben. Onlara bir bakalım. Evet, şut veriyormuş. Bizde zaten artı 10 bir tane veren şut var. Boyutumuz baya kötü. Boyut alabiliriz alırsak. Ne veriyor bu? Hız veriyor. Tamam. Bu ne veriyor? Bu hepsinden veriyor. Bu da hepsinden veriyor. Şut. Zıplama. Evet. Karakter mi hepsinden veriyor yoksa o mu hepsinden? Anlamış değilim ama neyse ya. Bu arada bunlar arkadaşlar, bunlar hız. Kuyruk hıza etki ediyor. Şut hız. Bunlar da böyle bir ezberliyorum da hani sıkıntı olmasın. Şimdi bizim hızda neler varmış bir bakalım. Hani onları da tamamlamamız gerekecek. Şöyle bir kapataştan olmadı alalım ya. Evet, artı 5 veriyor. Hızımız biraz düşük. Hızımızı arttırabiliriz hız yönünden. Burada bir tane 4 veren var. Gerek yok. Hıza gerçekten 10 zaten ideal. Herhalde en fazla 13 falan var da 10 da yeterli ya. 11 falan gayet iyi olur. Ondan sonracığımına burada gözlüklerimiz var. Gözlükler hepsini etki ediyor. Şöyle bir geçelim. Evet, gözlükler hepsini etki ediyor da. Arkadaşlar şuradan ben bir marketten yanlış hatırlamıyorsam şurada olması gerekiyor. Evet, antro ayak var. Bu şutu artı 12 veriyor. Gayet güzel. Bir tane daha var. Bu hıza veriyor artı 11. Hızdan alırız bir tane. Hızımız yok çünkü. Evet, burada bir tane daha veriyor. Bu da zıplamaya herhalde artı 9 puan veriyor. Bunları da alabiliriz. Ben buradan kart alırız diye tahmin etmiştim de. Hani olmadı. Aksesuar alalım. Olmayan bir tanesinde. Zaten güç olarak hepsinden fazlayız. Burada yetenek kartı falan var da bunlar gerçekten çok fazla zaten. 2000 DP, 2000 taraftar, 2000 altın. Bunlar zaten alamayız. Evet, bu arada karakter paketinde maskeli iskelet çıkma garantili hala duruyor. Bunu da elmasla açarız. 412 kalmış. Burada 412 tane kalmış. Etkinlik yapsak mı yapmasak mı diye düşünüyorum da. Gerek yok ya. Bir sonraki şey yapalım o zaman. Portakal kuyruğu. Bir bakalım ona da, o neredeymiş. Karakter. Şuradan bir portakal kuyruk. Evet, nereden bulacağız bilmiyorum ama. Bu arada nereye gitti ya? Arkadaşlar bulabilirsem. Bu arada kuyruk diyordu ama. Hani ne veriyormuş, ne kadar iyiymiş ona bir bakmak istiyorum. Evet, 20'ye geldik. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum sizin de.
Sizleri de pek fazla oyalamak istemiyorum ama kaplan kuyruk var. Portakalı umarım geçmemişizdir. Hepsini baştan başladım zaten de. Aslan var, bıçak, canavar, kılıç. Abi yok ki. Öyle bir şey yok yani. Bulamadım ya da ben de bulamamış olabilirim. Neyse arkadaşlar. Buna bakabiliyor muyuz ki ya? Ha bakabiliyormuşuz ya. Arkadaşlar. Artı 12 zıplama veriyor değil mi? Hiç gerek yok bence. Hani zaten 30 tane falan kart bulmamız gerekecek. O da 15 adımda zaten bana çıkmıyor yani. Normal direkt şeyden alabiliriz şuradan. Şöyle gördüğünüz üzere. Artı 11 veriyormuş burası da. 12 hiç sıkıntı değil. Bir tane de kaçırmış oluruz. Fakat buradan gördüğünüz üzere 560 var. Bunu da 600-700 olduğu zaman falan ayarlayacağım dostlarım. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.